ama 400 puan kazandırır. Minyatür okçuluk, indoor okçuluk. Ne olur? Dart. Dart. Buyurun. Hadi gelsin demesi. Hayranlık uyandıracak kadar güzel olan. Ne olabilir acaba? Her şey için kullanılabilir. Mesela bir yemek için de kullanabiliriz. Nefis. Leziz mi? Leziz yüzden, değil. Hayır. Bir şey. Güzel diyor çünkü. Benim nefis dememin sebebi aynı kökten gelmesi kelimenin nefisle. Nefis. Nefis olmuş. Ve nasıl bir güzelliği var? Enfes. Enfes! Bravo diyoruz. 3 soruda 1 dakika harcadık Reyhan Hanım. Hızlanalım. Tamam. Hadi gelsin. Yardım, imdat. Bu anlamlarda ünlem olarak da kullanılır. Eskiden daha çok kullanılırmış. İmdatla aynı kökten geliyor yine. Hani nefis, enfes, imdat. Meyde gibi. Meyde mi? Hayır. Ama çok güzelmiş. Bunu bir kenara not ettim müsaade ederseniz. Ama öyle başlıyor. Yardım, vallahi imdat. Öyle başlıyor. Ne? Genellikle böyle dini ulvi şahsiyetler ha. Mevla mı? Hayır. Ne? Hayır. Ne? İlla ki imdatla aynı kökten geliyorsa içinde M de vardır, D de vardır, T de vardır. Medet gibi bir şey. Ne gibi bir şey? Medet. Gibi bir şey mi? Ha, medet. Bizzat kendisi. Ah Reyhan Hanım ah. Anlamaya çalışıyorum. 2 dakika 11 evet, saniye evet. Var. 4 soru bitti. Hadi 6 harflere. Yararsız. Boşuna, boş yere. Bu anlamlarda bir söz yanılmıyorsam Farsça kökenli. Biliyorsunuz. Evet. Yararı yok. Ne etsek, ne eylesek. Bulacağım bundan ama sonra ne yaparsan yap. Boşuna. Boşuna. Şey yok. Faydalı mı? Faydasız. Faydasız. Hayır, değil. Hayır. Bazen mesela böyle bazı ibadetler için de kullanılır. Nokta nokta orucu. Kefaret. Sükunet orucu. Hayır, kefaret. Bir harf alalım hadi. Alalım bir harf. Aldık bir tane durduracağız abi. Tamam. Heh, ortada bir F harfi. Ne yere? Boş yere. Bulan var mı? Var mı bulan? Var. Şimdi bulacak Reyhan Hanım da. Şimdi bulacak. Bir şey siz mi? Hayır, siz, hayır, 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 hayır. Arapça kökenli kelime, Doğu kökenli daha doğrusu. Arapça mıydı, Farsça mıydı unuttum da. Çok öyle eski naftalinli de bir şey değil yani. Ne? İlla ki kulağınıza gelmiştir. İbadetler içinde kullanılıyor demiştim. Farz gibi bir şey. Nasıl bir şey? Farz da değil, sünnet de değil. Boşuna gibi hani. Vazgeçtiniz ha? Evet. Böyle bir vazgeçiş beni üzer. Bence bu da sizi üzer. Nafile. Ne yapalım yahu? Bize bir alkış daha verin de moraller düzelsin. Reyhan Hanım. Görüştük, tanıştık. Bir daha gelmez misiniz? Tabii gelirim. Şeytan görsün yüzünü diyecek gibi. Hayır, değil, değil mi? Yok tabii ki. Biz sizi çok sevdik çünkü daha güzelini yapardık. Ondan eminiz. Şimdi de 8000'in üzerine çıkarız. Nam olsun diye yarışalım. Bakalım. Gelsin mi? Tamam. Hadi bakalım. Diyor ki balığın gelmesini beklemeyen av aleti. Olta bekler malum. Bu balığa gidiyor. Zıpkın. İşte o kadar. 600 puan daha. Şimdi yine böyle bir alay sözü. Şöyle sormuşuz. Bolca da ek almış. Şu yüze bakın ne kadar da üzgün. Heh. Sandığına göre, düşündüğüne aklınca. Göre. Aklınca. Nedir? Aklınca. Abi. Ben de böyle hayata küstünüz, karalar bağladınız zannettim. Meğer soruyu okuyordunuz yani öyle mi? Tamam. Hadi gelsin yenisi. Küçük çocuklar için kullanılır, acıma duygusu belirten bir söz dizisidir. 2 kelime. Küçük olduğunu da belirtir çocuğun. Yani böyle benzetiyor çocuğu. Küçücük çocuk. Kuş gibi. Şuncacık bebe. 2 kelime. El kadar. El kadar. Buyurun.